Boyun fıtığı için Halit Aslan benim boynumun sol yanında fıtık, boyunda düzleşme, sol kolda duyu kaybı, sol kolda duyu kaybı, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi. Yani buradan şu arkadaki omurlarda düzleşme olmuş. Vesaire vesaire. Ne olmuş sonra? Bir sürü fizik tedavisi gördüm, ilaç kullandım, bir faydasını görmedim. İbrahim Bey sizden aldım diyor. Bosfeliye seti o 3. kutu kullandım. Boynumdaki sorun ortadan kalktı. O maşallah maşallah maşallah. Bosfeliye seti internetten bakın, yanımda yok. 500 tane ürün var. Hangi birini anlatayım, getireyim. Yani burada hep ürün doldurmam lazım. Şöyle şöyle şöyle. Aha, bu arkadaki rafta. Evet. 2 ayda 3 kutu kullandım. Boynumdaki sorun ortadan kalktı. Bu kadar çabuk etkili bir ilaç görmedim. Maşallah görmedim ama biz buradayız. Görüyorsunuz işte, herkes görüyor. Bosvelia zerrata Hindistan'da yetişen bir ağaç. Bizdeki sığla ağacına benzer. Sığla ağacının kısa boylu olanı diyelim. Bunun gövdesini böyle çizerler jiletle ilkbahar. Oradan akan reçineyi toplarlar. Ak günlük Türkçe karşılığı. Ak günlük. Ak günlük diyelim ki kışın 2 metre karda gitmek zorundasınız bir yere. Ama donacağınızı, üşüyeceğinizi korkuyorsunuz değil mi? 2 gram, 3 gram ak günlük yutun. Çıkın yola, 2 metre kalınlık kar olsun. Hiç sorun değil. Özellikle komandoların böyle dağlarda, taşlarda, orada burada 2000 metrede, 2500 metre yukarıda dağlarda teröristlere mücadele eden askerlerin mutlaka yanlarında ak günlük bulundurmaları gerekir. Kapsülü bulamıyorsa ak günlük Makta'da satılıyor. Bizim kapsülümüz tabii daha iyi. Biraz da reklam yapalım. Ak günlük alıyorsun, 2 gram 3 gram yutuyorsun üşüdüğün zaman. 2 dakika sonra üşümediği bir şey kalmıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Yağları yakıyor. Bu kadar basit. Emine Caymaz, ben de Söğüt seti kullanıyorum. Bir aydır ağrılarım azalmaya başladı. Kullanmaya devam edeceğim. Maşallah iyi. Şenay Bozkurt, Cordyceps seti kullanıyorum. Belimdeki, boynumdaki ağrılar geçti. Maşallah. Selman Çelebiç, Söğüt seti kullanarak sırt ve boyun ağrılarından kurtuldum. Allah razı olsun demiş. Maşallah.